Şimdi bu yani Amerika Birleşik Devletleri ile tam da çatıştığımız alanlar Suriye, Irak, orada ne olacağı ve bunun üzerinden de zaten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iç cephe vurgusuyla yaptığı Öcalan çağrısını konuşuyoruz. Fakat önceki günkü grup toplantısında Sayın Bahçeli hem Öcalan çağrısını tekrarladığını söyledi, aynı yerdeyim ve ısrarcıyım dedi ama ardına muhalefetin sık sık bununla ilişkilendirdiği anayasa görüşmeleri, Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığı konusunda da dedi ki eğer Türkiye terörü bitirecekse, eğer ekonomideki sorunlarını çözecekse tek seçenek Erdoğan'dır. Bundan daha doğal ne olabilir dedi. Bizim görevimiz anayasa değişikliğiyle Erdoğan'ı tekrar aday yapmaktır dedi. Özgür Özel dün akşamki röportajında da diyor ki Erdoğan'ı iktidarda tutabilmek için Devlet Bahçeli Öcalan'ı serbest bırakmayı bile göze alabilirmiş. Buradaki mesele Türkiye'de yaşanan bütün meseleler demokrasi sorunudur diyor. Türkiye iyi olsun diye değil, birileri iktidarı korusun diye bir bakış açısı var diyor. Müsavat Dervişoğlu da İyi Parti Genel Başkanı tek amacı Erdoğan'ın ömrünün sonuna kadar Cumhurbaşkanı kalmasını sağlayacak yeni anayasa düzenlemelerine kapılar kapatılmalıdır diyor. Mehmet Şahin bu cümlelere cevaben Bahçeli'nin anayasa çıkışını değerlendirir misiniz lütfen? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını görecek miyiz? Anayasa değişikliğinde nasıl bir yol izlenecek bu anayasa değişikliğinin sağlanabilmesi için? Ya şimdi ben Sayın Bahçeli'yi çok kişinin anlamadığını veya anlamakta zorlandıklarını düşünüyorum. Yani Sayın Bahçeli farkındaysanız 1 Ekim'den bu yana bir süreç yürütüyor. Evet. Ben iyi anlayanlardım. O da yanlış anlayanlardansınız Mustafa Beyciğim. Yok abi. Değerler çok ya. İyi anlayanlar. Şimdi soracağım Mustafa Bey'in 15 gün önce şöyle güzel bir söz vardı. Sayın Bahçeli'yi bir Mustafa Balbay anladı. O da yanlış anladı. Yalnız Sayın Bahçeli'nin mesajlarını hakikaten herkes anlamak kesinlikle için analiz etmeye çalışıyor Mehmet Bey. Çünkü hakikaten her hafta acaba buradaki biraz, mesaj yani, ne diye biz de işte size soruyoruz. Buyurun lütfen. Bizim Kahramanmaraş'ta güzel bir söz var. Biraz yuka bakmasın derler. Yani yuka derken böyle daha bir derinden baksınlar. Yani 97'den bu yana siyasetin en önemli yerinde olan ve çıkışlarıyla da gündem belirlemekten geri durmayan ve siyasi deneyimi en güçlü olan liderlerden biri. Şimdi siyasetçileri takip eden özellikle yazar çizer takımımız lütfen artık Sayın Bahçeli'nin ne yapabileceğini anlayabilsinler veya ne yapmak istediğini anlasınlar. O onların sorunu diye düşünüyorum. Maalesef anlayanlar da yanlış anlıyor gibi geliyor. 1 Ekim'den bu yana farkındaysanız bir süreç işletiliyor. Yani Sayın Bahçeli'nin orada yapmak istediğini şu olduğunu düşünüyorum. İşte yani bunu açık açık da söylüyor zaten. Böyle şey yapmıyor. Bizim bir Kürt sorunumuz yok. Yani burada bir ayrıştırma sürecine doğru gittiğinizi görüyorsunuz. Türkiye'nin bir terör sorunu var diye. Herkes böyle bir anlamda anlaşılmayacak derecede konuşuluyor. Herkes bir cümle kullanıyor ama işte ben senin yanındayım. Türkiye demokratikleşsin. İşte Türkiye'nin Kürt sorunu var. Ve herkes bir şeyler kullanıyor ama tavrını, pozisyonunu net olarak ortaya koymuyor. Veya koymadıkları zaman da nerede durdukları tam olarak gözükmüyor. Bence Sayın Bahçeli'nin yani hem Öcalan konusundaki terörist başa Öcalan konusundaki çıkışı, ilk çıkışı hem de son çıkışlarına bakın. Ve her siyasi partinin ve siyasi aktörlerin bence durumunun ne olduğunu Sayın Bahçeli göstermiş oldu herkese. Yani şimdi kimin samimi olup olmadığını, kimin nerede durup durmadığını net bir şekilde göstermiş oldu. Çünkü bugüne kadar sadece özellikle Cumhuriyet Halk Partili değerli dostların şöyle bir tavrı vardı. Tek zaten onların biliyorsunuz Orta Doğu'da ne oluyor, dış politikada ne olup bitiyor falan öyle bir kaygıları yok zaten. Türkiye'nin temel sorunları falan bu konuda da bir kaygıları yok. Tek bir kaygıları var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi markası kimin kontrolünde olacak? Yani Cumhuriyet Halk Partisi markasını, evet Cumhuriyet Halk Partisi bir markadır. Yani bunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi markasını kim kullanacak, kimin kontrolü olacak? Bütün dertler o. Bakın isterseniz yani bir tane seçilmiş genel başkan var. Sayın Özgür Özel'den bahsediyorum. Bir tane koltuktan uzaklaştırılmış genel başkan var. Bir tanesi şey olsa bile ne onun ismi Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğunda otursa bile parti benim kontrolümde kardeşim. Lojistik ben de diyen bir siyasi aktörü görüyorsunuz. Bir tanesi tamam ben dışarıdan gelebildim ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne
İşte yüzde olarak en çok oyu alan benim. Yani beni göz ardı edemezsiniz. Benim de 2028 hesaplarım diye var diyen bir siyasi aktör var. Buradan zaten Türkiye'nin sorunlarıyla uğraşacak veya Sayın Bahçeli'nin dediklerini anlayacak bir şey çıkmak çok zor. Çıkması çok zor zaten. İsterseniz bakın her kritik davranışta, her yapılan açıklamada tek dayandıkları bir şey o da şu. Ya kardeşim bu Erdoğan işine yarıyor mu, yaramıyor mu mantığıyla bakıyorlar. Yanlış bakıyorlar. Yani Sayın Bahçeli bir açıklama yaptığında mesela bu açıklama nedir acaba? Terörün Türkiye'nin 40 yıldır uğraştığı terörün bitirilmesi konusunda bir etki yapacak mı, yapmayacak mı? Bunu düşünen yok. Yani burada bu sadece Sayın Bahçeli'nin çağrısı tabii ki sadece diğer partilerin pozisyonunu açığa çıkarmak değildir herhalde. Sayın Fethi Yıldız demişti bir milat olacak bu açıklama diye ilk çağrıyı yaptığında. Bu merak edildiği için de bu soruluyor. Bir sonraki hamle dediğiniz gibi bir Kürt sorunu yoktur, bir çözüm süreci olmayacak dense de bu çağrıyla sınırlı kalmayacak bir çıkış olduğu anlaşılıyor. Onu daha somutlaştırmak için bu sorular da soruluyor bir yandan. Biz de merak edip soruyoruz. Ben direkt hiç böyle eğip bükmeden söylüyorum. Benim okuduğum şu. Terörle mücadele konusunda hem içeride hem de dışarıda, ülke dışında, sınır dışında hiç gevşeme olmayacak. Mücadeleden en ufak bir geri adım atmayacağız. Çünkü terörle mücadele meşrudur. Hiç tartışılabilir bir yanı yoktur. Terörle mücadele pazarlık konusu değildir. Evet. Bunu bir tarafa koyalım. Yaklaşım bu. Bu net. İki, evet. Terörün bitirilmesi konusunda atmayacağımız adım yok. Terör çünkü 40 yıldır özellikle belli güçlerin de desteğiyle Türkiye'nin ayağına vurulmuş bir prangadır. Bundan kurtulmak için de Türkiye'de atılamayacak bir adam olmayacağını ortaya koymaya çalışan bir tavır olduğunu görüyorum. Nitekim Sayın Bahçeli ilk konuşmasında yani şöyle bir cümle kullanmıştı. İşte gelsin DEM Parti grubunda konuşsun. İşte bunu bile yapanlara yani cümlenin bir kısmını söylüyorum. Sineye çekebiliriz tarzı bir. Evet, çekeriz diye böyle bir açıklama yaptı. Buradaki mesele şu. Terörün bitirilmesi konusunda bir şeyler yapılacaksa bu konuda her şeyi konuşabiliriz, alabiliriz. Ama bu şu anlama gelmez. Bu terörle mücadelenin sekteye uğraması, durdurulması, tekrar söylüyorum 2014, 15, 13, 14, 15'leri atıf yaparak bunu söylüyorum. Benim bu tarzımdan, davranışımdan, Cumhur İttifakı'nın bu davranışını tekrar kendilerine alan açmak. Bundan sonraki kullanacağım yorumlar benim yani yorum olarak söylüyorum bunu. Belli belediyeleri seçimle de gelse aldıktan sonra bunu teröre alan olarak kullanma. Ve tekrar o 2014-15 yıllarında olduğu gibi bunu terörü daha da zemin genişletmesi için kullananlar varsa bunlar yanılgıya düşerler, onu söyleyeyim. Benim okuduğum bu. Terörle mücadelede hiçbir tereddüt yok. Tam bir kararlılık, ama terörün bitirilmesi konusunda inisiyatifler varsa bunlara da açığız tarzı bir tavır ortaya koydu. Ve onu söyleyeyim. Dikkat edin, tartışılması gereken başka bir şey var, bitireceğim. Hemen çok kısa söylüyorum. Yani Sayın Bahçeli'nin ve Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanınızın da biliyorsunuz destekleyen cümleleri her grup toplantısında gördük. Onlar da tartışıldı. Tarihi fırsat penceresi diye biliyorsunuz kullanmış olduğu bir cümle vardı. Şimdi buradaki mesele şu. Atılan adım terörü bitirilmesi konusunda veya işte HDP'lilerle tokalaşma konusu tartışılıyor. Buradaki amaç şu. Kardeşim terörden beri gelin, terörden uzak durun. Bu gidiş değil. KCK'nın ve Kandil'in kontrolünde hareket etmeyin diye bir el uzatma, bir beri çekme. Şimdi biz bunu tartışıyoruz. Ben de başka tartışılması gereken bir şey var. Ya DEM'den önce HDP'yle sürekli görüşülüyor. Görüşen partiler, işbirliği yapanlar ittifayı kabul etmiyorlar. İşbirliği yapanlar, ne bileyim kent uzlaşısı adında farklı kavramlarla bir araya gelenlerin hiçbir tanesi bir toplantıda bile şu cümleyi kullanmadı. Bence tartışılması gereken bu. Ya kardeşim bakın, sizinle biz beraber işbirliği yapıyoruz, uzlaşı yapıyoruz, bilmem neler yapıyoruz ve bunun maliyetini ödüyoruz. Şu terörden uzak durun diye hiçbir cümle duydunuz mu?
Bence konuşulması gereken bu. Mustafa Balbay'a hemen az önce dediniz ya, siz de yanlış anladınız diye. Sayın Bahçeli'nin çağrısından ne anladığını sormak istiyorum. Ardından da şunu merak ediyorum. Eğer Öcalan çağrısı üzerinden bir süreçte, çözüm sürecini kastetmiyorum ama terörün bitirilmesi ve silahların susması için yani İmralı ile bir süreç başlatılıyorsa bu demsiz yapılabilir mi? Ya da anayasa değişikliğine varacaksa bu demle bir noktada uzlaşabilir mi? Bunu da soracağım hemen ardından. Buyurun Mustafa Bey. Şimdi Serap Hanım, hani Devlet Bahçeli bundan sonra ne yapabilir diye bir soru sordunuz. Benim yanıtım şu, her şeyi yapabilir. Önümüzdeki salı grup konuşmasından çağrımı üçüncü kez yeniliyorum diyebilir. Ya da ben madem ki yanıt alamadım, bundan sonra daha şiddetli mücadele edeceğiz diyebilir. Çünkü Türkiye'nin siyaseti artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çok liderlerin açıklamalarına, grup toplantılarına kaldı. Hani geçmişte siyaset mühendisliği diye bir şey vardı. Ortada mühendislik falan kalmadı artık. Yapsat usulü. Ben bunu önerdim. Tutmadı. Önümüzdeki hafta yeni bir şey daha yaparım. Bu sorunlarımızı çözmez Serap Hanım. Şimdi Sayın Şahin'in muhalefet değerlendirmelerine, CHP değerlendirmelerine verecek cevabım var ama bugün en azından tümüyle genel sorunlara ilişkin değerlendirmemi paylaşmak istiyorum. Gerçek gündem sizin bir saat önce Yavuz Barlas'la konuştuğunuz konular. Düşünün, emekli önümüzdeki yıl daha düşük maaş alacak. Düşünün, enflasyon TÜİK'e göre 2,5, ENAK'a göre 5. Düşünün, önümüzdeki yılın enflasyon çok açık ortada. Maaşın ne, zamların ne olacağı belli değil. Türkiye sıcak para girişinde büyük sorun var. Yani gerçekten ciddi sorunlar bunlar. Ve iktidar özellikle... iktidar ve medyası CHP'ye kafa yorduğu kadar ülke sorunlarının çözümüne kafa yorsa gerçekten yeni akıllar, yeni öneriler, yeni yol haritaları çıkar. Yani bugün bile Sayın Şahin'in yazısının başlığı CHP'de liderlik sorunu. Doğru, konuşulabilir ama o kadar ülkede yönetim sorunu var ki, ekonomiden dış politikaya kadar. Yani ya Öcalan çağrısı bu gündemi gölgelemek için mi diyorsunuz? İç güvenlik ise hakikaten en önemlisi. Ve en azından öteledi. Öteledi. Şimdi iç güvenlik, Serap Hanım, Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre toplumsal refleks 4 aylık. Gene düzeltiyorum, toplumsal hafıza 4 aylık. 4 aydan öncesi genel olarak toplumsal hafızada kayboluyor. Ama bir devlet aklı diye bir şey olması lazım. Şimdi siz de söylediniz biraz önce, eğer Devlet Bahçeli'nin önermesi, Fethi Yıldız'ın dediği gibi, hani yepyeni bir milatsa, yeni dönemse, buna geçmiş dönemlerde eve dönüş yasası dedik, barış süreci dedik, toplumsal kucaklaşma dönemi dedik, değişik adlar verdik. Allah aşkına Sayın Şahin devletin içini de bilen bir kişi. Bugüne kadar 9 deneme yaptık Serap Hanım. İlki 1986 yılında Özal döneminde. Yine ikincisi 88'de Özal, böyle adım adım AKP döneminde de 2003'te ve 2014'te iki büyük deneme yapıldı. Ve 2014'deki deneme çok büyüktü. Orada terör örgütüyle devlet görüşsün dedi. Yasada yer aldı devletin elemanları. Cumhuriyet Halk Partisi de eğer terörü bitirecekse yasası çıksın ve her şeye evet diyelim dedi. Terör hepimizin canını yakıyor. Terör sağcı dinlemez, solcu dinlemez. Terörün coğrafyası yok. Bazen tak İstanbul'da vurur, bazen dağ başında vurduğu gibi. O nedenle şu ciddi konuda bari en azından ben daha ciddi bir adım atılmasını beklerdim. Önceki 9 denemeden Serap Hanım, bugüne kadar terörle mücadelede acaba bir uzlaşma zeminiyle çıkış yolu bulunur mu diye 9 deneme yapıldı. Ben hepsini tek tek çıkardım ama zamanımız yok, ayrıntıya girmeyeceğim. İkisini AKP denedi. Bakın bu iktidar döneminde denenmiş. Neyle yapılmış? Gelmek istediğim yer şu. Bütün denemeleri iktidarlar bir nebze sorumluluk hissetmişler. Ya demişler, biz bu ülkenin iç barışını konuşacağız. Ama terör örgütünün üyelerine de bir el vermiş oluyoruz. Hani her şeyi bırakırsanız gelin siyasetle yapın deriz. Geçmişte çok konuşuldu. Mehmet Ağar demeci ben almıştım kendisinden. Dedi ki dağda silah tutacaklarına ovada siyaset yapsınlar dedi. O dönemin doğru yol açılımını anlatmaya çalışırken. Ama hepsi yasayla oldu. Ama şimdi öyle bir en kaotik bu. İddiayla söylüyorum. En kaotik arayış bu.
Çünkü öncekilerde yasa vardı. Diyordu ki bu yasa maddesi hayata geçerse şöyle olur. Yasaya şunu ekleyin. Ama şimdi bu önümüzdeki süreç Devlet Bahçeli'nin salı günü yapacağı açıklamaya bağlı. Orada eklenecek. Kervan yolda düzülür bile değil. Kervanın yola çıktığını da bilmiyoruz. Şimdi Şamil Tayyar iddia ediyor. Haberleri yok birbirlerinden diyor. Benim iddiam değil. Yani, haberleri yok diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sayın Bahçeli değil mi? Haberleri yoksa olur, daha vahim. Ha. Evet, yok mu Şamil haber? Mehmet iddiası. Bey gülerek baktınız. Yani bu şimdi konuda biraz vahim. Çıkışlardan, Bahçeli'nin çıkışından Cumhurbaşkanı o Erdoğan haberi vahim. Yok mu? Yok muymuş yani öyle diyor Mustafa şimdi Bey. Ben tamamlayayım sonra Mehmet Bey devam etsin. Yok ya, yani konuşma söz hakkını geçirerek söylemiyorum. Yani, bir cümleyle, bir kelimeyle cevap. Mustafa Bey öyle dese CHP zihniyeti olur. Bey Şamil Tayyar söylüyor. Peki. Şimdi, Mehmet Bey cevap bile vermiyorum. Selam Hanım ben bitireyim. Ben bu sevgili Şahin evet. Diyeceği bir şey de yok. Yoksa dalardı zaten. Şimdi... Serap'ım zaman kalmaz diye bir dakikayı şöyle bu konuların yanına eklemek istiyorum. Şimdi sabah konuştunuz Doğuşcan diye bir öğrenci 22 yaşında bitiriyor. Bir sınava giriyor birinci sırada mülakatta kaybediyor ve intihar ediyor. Soruşturma sürüyor. Baştan ben de bir yaptırım yapmak istemem. Çok Doğuşcan var Türkiye'de. Yani toplumda büyük bir umut evet. kırıklığı var. Bunu vurgulamak istiyorum. Ailesine bir de gündemde diyorsun. Olduğu için vurgulamak Hı-hı. istiyorum. Erdoğan Bişkek'teydi. Bişkek Kazakistan'ın başkenti. Evet. Bişkek keşkek karıştırmaya sağlayan kepçeye Bişkek deniyor. Yani Hı-hı. öz Türkçenin özü yani Bişkek adı. Ve bugün verdikleri fotoğraf tam 20 yıl önce verilebilirdi. Güzeldir. Biri bir araya geldi Türk dünyası devlet başkanları ve ortak bir alfabede karar kıldılar. Bu ortak alfabe kararı ne zaman alınmıştı biliyor musunuz? 1992'de. O da AKP'den önceki dönemde de çok iyi gitmedi. Ama yine belli mekanizmalar kuruldu. Hı-hı. Bu iktidar ilk 10 yıl hiç görmedi Orta Asya'yı. Hiç. 2010'dan itibaren yeni zirveler toplamayı başladılar. Ve nihayet düşünün iki kuşak sonra Orta Asya ülkeleri 1991'de tam bağımsızlıklarına kavuştular. O kadar büyük bir özlemle Türkiye ile birlikte bir şey yapma hayalleri vardı ki bütün Orta Asya ülkelerinde 01 numaralı plaka, diplomatik plaka Türkiye'nindir. Bu kadar hani çok kendi özel cumhuriyetken Sovyetler döneminde dışişleri binası olan en gösterişli binaları bize büyükelçilik olarak verdiler. Bu süreci bir FETÖ ile heba ettik. Sonrasında yeniden toparlamaya çalışıyoruz. Dilerim başarılı olur. Ben de bu bölgeye yani aklıyla bakan yani bir kafatasız zihniyetten hiçbirimiz söz etmiyoruz. Onlara abilik yapacak halimiz yok. Ama Serap Hanım 11 milyon kilometre kare toprak, 300 milyon nüfus, 25 ayrı ama birbirini anlayabilecek Türkçe çeşidi. Kazakça, Kırgızca yani ama şimdi ortak bir alfabeye gelindi. 34 harfli. Güzeldir. Ama çok geç kalınmıştır. Yani 30 yıl sonra nihayet bir adım atıldı. Dilerim sürer ama ben yine de hani devam edecek konusunda hani öngörüde ya da etmeyecek konusu öngörüde bulunmayayım. Ama o kadar çok bedeller ödedik ki AKP'nin dış politika ufuksuzluğu yüzünden. Sayın Şahin'in o hani soğuk savaş bitti, yeni dönem. Onu en iyi ben kavrayanlardanım kendimce. Ve Anladım. Bunu yazmayı çalışanlardanım. Ne yazık ki çok geç kalmıştık. Şimdi güncel olduğu için bunu özellikle vurgulamak istedim.